Merhabalar, bugün sizlerle beraber bayat ekmekten tava böreği yapacağız. Ekmeklerimizi hiç atmayalım, biriktirelim ve çok güzel börek yapalım. Hemen malzemelerimiz 2 yumurta, 1 bardak süt, bayat ekmek, maydanoz, kaşar peyniri ve sucuk var. Bayat ekmeklerimizi doğruyoruz. İsterseniz bıçak yardımıyla, isterseniz elinizden de parçalayabiliriz. Hemen şöyle parçalayalım. Dediğim gibi bir hafta boyunca evinizdeki bütün parça ekmekleri dolabımıza biriktirip onları bu şekilde börek yapabiliriz. Çok lezzetli oluyor, emin olun. Hemen son parçamıza doğrayalım. Tahmini 1,5 ekmek kullandık. Hemen malzemelerimizi, sucuklarımızı doğrayalım. İç malzemesinde ölçü vermiyorum. Çünkü sizin damak lezzetinize göre, sevmenize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kaşarlarımızı da doğrayalım şu şekilde hemen. İsterseniz rendeli edebilirsiniz kaşarlarımızı. Hemen bir karıştırma kabına 1 bardak süt, 2 tane yumurta, kırmızı biber, kekik, tuzumuzu atıyoruz. Damak lezzetinize göre baharatları fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Sarımsaklarımızı rendeliyoruz. Hemen şöyle bir karıştıralım bütün malzemelerimizi. Ve doğradığımız bayat ekmekleri içine ekleyelim. Sıvı kalmayacak şekilde ekmeklerimizi azar azar ekleyelim. Sıvı hiç kalmayacak karıştırma kabımızda. Ekmeklerimiz tamamen çekecek zaten. Hemen orta boy bir tavamızı böyle bir yemek kaşığı yağ koyarak fırça yardımıyla her yerini yağlıyoruz. Yaptığımız ekmek harcını ikiye bölelim. Yarısını hemen tavamızın altına yayalım. İsterseniz kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz ama ben elle daha kolay, daha basit oluyor. Hemen hızlıca bastırıyorum. İç malzemelerimizi kaşarın iç malzemesini yerleştirelim. Kaşarınız yoksa beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Maydanozumuzu ekleyelim. Sucuklarımızı. Geri kalan ekmek harcımızı tekrardan üstüne yayalım. Eşit şekilde. Kenarlarını içe doğru bükerek bastıralım iyice. Tavanızın büyüklüğüne göre şekillendirebilirsiniz. Ben orta boy bir tava kullandım. Ekmeğiniz fazlaysa sütünü ve yumurtasını artırarak büyük tavaya göre de ayarlayabilirsiniz. Küçükse de azaltabilir. Tavamızı ocağımızın üstüne bir 10 dakika kadar kısık ateşte altı kızarana kadar pişirelim. Tahmini bir 10 dakika sürüyor. Bir tabağımızı yağlayıp çevirelim. Tekrardan tavamızı yağlayalım. Hemen böreğimizi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi kızardı. İkinci bölüm daha hızlı pişecektir. Onun için de yüzün üzerini kapatalım. Tavanın sıcaklığıyla içindeki kaşarlarımız da erisin. Kısık ateşte olmasına dikkat edelim lütfen. Yüksek ateşte olup da yakmayalım. Bir tabak yardımıyla tekrardan çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Pazar kahvaltıların değişmez tarifi bence. Denemenizi tavsiye ederim.
Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet, şifa olsun.